Merhaba arkadaşlar. Evet, son günlerde bildiğiniz gibi e, jeopolitik riskler e, ayyuka çıkmış durumda. İran-İsrail gerginliğinin sonucu olarak da borsalarda e, ve, veyahut da piyasalarda e, satış görüyoruz. Metallerde, e, kıymetli metallerde artış görüyoruz. Ama bunun sonucu olarak da e, bir miktar volatilit hareketleri e, devam edecektir. Yani e, jeopolitik risk var ise herhangi bir anlamda bu anlamda bir risk var ise e, bu, bu böyle bir volatil piyasada kaçınılmaz olacaktır. Ancak e, işlerin itidalle çözülmesi politika ile çözülmesi e, temennimiz olsun. Evet biz gelelim videomuza e, bugün e, Goldman Sachs için e, Türk bankaları içinde doğrusu Goldman Sachs'ın e, hedef fiyatlarını yükselttiğini görüyoruz. E, bu hedef fiyatlarını e, nereden takip ediyorum? Yine GetMidas.com üzerinden baktığımda güzel bir devleme olmuş, güzel bir çalışma olmuş. ABD'li banka Goldman Sachs Türk bankacılık hisseleri için 12 aylık hedef fiyatlarını ortalama olarak %43 oranında yükseltti denilmiş. Bunun da eğer ki gerçekleşmesi durumunda borsaya yani bizim borsamıza BIST İstanbul'a e, ciddi bir katalizör olarak e, yansıması beklenir. Analistlerin raporuna göre banka net faiz marjı var 2024-25 döneminde 10-15 bas puan azalttı. Diğer yandan 2026-28 için ise net faiz marjı var sayımı 30 bas puan artırıldı. Raporda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın e, Mart ayındaki para politika kurulu toplantısında 500 bas puanlık sürpriz faiz artışının etkisiyle son bankacılık verileri ve ekonomistlerin ye, e, yetkililer bankalar ve şirketlere yaptığı toplantılarda elde edilen çıkarımlara dikkat çekildi. Buna göre şimdi bankalar için yeni fiyatlar neler belirlenmiş? Ona göre bir bakalım. Akbank 72 lira olarak belirlenmiş. Eski fiyatı 49 olarak e, görünüyor. E, yapı kredi için 38 lira gibi bir fiyat belirlemişler. 26 lira da eski fiyatları. Garanti Bankası yine 91 lira. E, eski fiyat 71. İş Bankası 14.80. 10.80'den 14.80'e. Vakıf Bank ise 11 liradan 16 liraya. Yine Halk Bankası 7.80'den 11.90 olarak fiyatlar güncellenmiş. Buna göre hedef fiyatlara göre getiri oranları ne olur dediğimizde Akbank'ın %28, Yapı Kredi'nin %26, Garanti Bankası'nın %28, İş Bankası %21, Vakıf Bank 0,5 olmuş, Halk Bank 19 olarak gerçekleşmiş, eksi 19 olarak gerçekleşmiş. Evet yani duruma göre hareket edenler var ise e, Goldman Sachs e, Türk bankalarının hedef fiyatlarını yükseltmesiyle ilgili elbette hiç kimsenin söylemiyle hareket etmemek gerekir. E, buna göre siz de analizlerinizi e, yapmalısınız eğer ki e, bu anlamda pozisyonunuz var ise. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.